Dün enflasyon beklentileri ve Asya'dan pandemiye dair gelen olumsuz sinyaller akabinde Amerikan endeksleri hafif satıcılı kapanış yaptı. Çin Nisan ayı perakende satışlar yıllık bazda %25 artış beklentisine karşılık %17.7 artış gösterdi. Sanayi üretimi verisi de Nisan ayı için yıllık bazda beklentinin hafif altında %9.8 artış gösterdi. Hong Kong, Singapur'u yüksek riskli bölge ilan ederken, bu ülkeden gelenlere 21 gün karantina uygulanacağını duyurdu. Amerika Mayıs ayı Empire İmalat Endeksi 23.9 beklentisinin üzerinde 24.3 olarak açıklandı. Biden yönetimi, FDA yonaylı 20 milyon aşının yurt dışına gönderileceğini açıkladı. Bununla birlikte Amerika'da Mart 2020'den bu yana en düşük günlük vaka sayısı açıklandı. İtalya'da da akşam 22'den sonra uygulanan sokağa çıkma yasağının kademeli olarak gevşetilmesi, 1 Haziran itibariyle sporsal onlarının açılması planlanıyor. İtalya'da nüfusun %30'una en az bir doz aşı uygulanmış durumda. Dow Jones Endeksi %0.2 kayıpla 34.328 seviyesinde dünü kapattı. Ham madde %1.6, Enerji %1.2 primlendi. Komünikasyon yaklaşık %2 değer kaybetti. 9 sektörden 5'i günü alıcılı kapatmayı başardı. S&P 500 endeksi %0.25 değer kaybıyla 4163 seviyesinde seansı sonlandırdı. Enerji %2.3 primle en iyi performans gösteren sektör olurken, Ham madde %0.9 yükselişle arkadan geldi. Komünikasyon ve altyapı sektörleri %0.9 geriledi. Teknoloji sektörü de %0.7 değer kaybetti. DAX endeksi %0.1 kayıpla 15.397 seviyesinde kapanış yaptı. Komünikasyon %2.7 primle en fazla yükselen sektör oldu. Onu %1 ile keyfi tüketim takip etti. Endeksteki 10 sektörden 7'si satıcılı kapanış yaparken, endüstriyellerde satış %1.7'yi buldu. FTSE 100 endeksi benzer şekilde %0.15 kayıpla 7.033 seviyesinde pazartesi isi gününü sonlandırdı ham madde %0.9, enerji %0.5, sağlık %0.4 primlendi, keyfi tüketim %1.2 geriledi. Kakaran 40 endeksi %0.3 değer kaybıyla 6367 seviyesinde kapanış yaptı. Bugün Japonya ve Euro bölgesi birinci çeyrek büyüme rakamları, İngiltere Nisan ayı işsizlik başvuruları, Amerika Nisan ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri açıklamaları takip edilecek. Haftanın odağında ise çarşamba günü açıklanacak FED toplantı tutanakları var. Ekonomik veri takviminin zayıf olduğu dün Fed başkan yardımcısının enflasyon, işsizlik ve tahvil geri alım programlarına karşın yaptığı yorumlar öne çıktı. Başkan Yardımcısı, beklenenden zayıf gelen Nisan ayı istihdam raporunun, Fed'in hedeflerinde yer alan işsizlik oranı ve enflasyon seviyelerini erişimine yönelik süreçte kayda değer bir gelişme göstermekten uzak olduğunu söyledi. Güne 90.32 seviyesinde başlayan dolar endeksi, yapılan yorumların ardından %0.2 civarında kayıplarla 90.15 seviyesinde fiyatlandı. Amerikan doları, Kanada dolarına karşı %0.32 oranında değer kaybederken, Norveç kronuna karşı ise %0.4 oranında değerlendi. İngiltere Merkez Bankası Bankası Faiz Komitesi üyelerinden olan bir yetkilinin İngiltere ekonomisinin teşvik adımlarına halen ihtiyacı olduğunu söylemesi ise öne çıktı. Kısıtlamaların aşılamalarla kaldırıldığı Birleşik Krallık'ta sterlin dolar paritesi, Amerikan hisse senedi kapanışına doğru %0.3 civarında primlerle 1.414 seviyesinden fiyatlandı. Euro-Dolar paritesi ise önemli 1.215 seviyesinin üzerinde %0.14 civarındaki kazanımlarla 1.21.55'te işlem gördü. Direnç seviyesi olarak takip edilen 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde keskin bir yükseliş gösteren spot altın, kuvvetlenen teknik görünüm ve %1.2 civarında primlerle birlikte Amerikan hisse senedi kapanışına doğru 1866 dolar seviyesinden fiyatlandı. 1900 dolar seviyesi ise bir sonraki direnç olarak yakından takip edilecek. Spot gümüşse altına oranla daha kuvvetli bir performans göstererek %3'e yakın değerlendi ve kritik direnç olan 28 doların üzerinde 28.20 seviyesinde konumlandı. Dün Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareket vardı ve getiriler %1.64 seviyesinden günü sonlandırdı. Avrupa bölgesi tahvil getirilerinin hepsinde de pozitif seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi eksi %0.12 seviyesinden günü kapatırken, İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi %0.86 seviyesinden günü kapattı. Türkiye hazine euro tahvilleri dün alıcılı işlem gördü. 5 ve 10 yıl vade kıymetler sırasıyla %5.23 ve %6.39 seviyesinde işlem görürken, uzun taraf ise %6.95 seviyesinde günü kapattı. Getiri eğrisi genelinde 8 ila 10 bas puan daralma olurken 5 yıllık risk primi 4 bas puan azalarak 399 seviyesinden işlem gördü. Şirket tarafında zayıf likidite koşulları devam etmekle beraber yatay seyir hakimdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.